Aksaray Belediye TV ekranlarından herkese merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Yanımızda Fındıkçı Şahap kitabının yazarı Sayın Okan Öcal var. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Hocam şimdi bir kitap yazdınız Fındıkçı Evet. Şahap diye. Gerçekten ismi de çok ilginç. Bunları konuşmadan önce sizleri biraz seyircilerimize tanıtmak istiyorum. Okan Öcal kimdir? Okan Öcal, 32 yaşında bir İngilizce öğretmeni. 5 yıl Van'da doğu görevi yaptıktan sonra Aksaray'a gelmiş. Bol bol kitap okuyan, bol bol film izleyen. Ankara şerefli Koçsarlıyız. Türkiye'nin birçok yerini gezdim, birçok insan tanıdım. Liseyi Samsun'da okudum. Onun dışında buralardayız. Evlendikten sonra 4 yıldır, 5 yıldır buradayım. Burada bir okulda Burada bir öğretmenlik okulda öğretmeniz, yapıyorsunuz. evet. Peki hocam, Fındıkçı Şahap ismi nereden geldi? Fındıkçı Şahap ismi aslında kitabı okuduğunda okurlar daha iyi anlayacaktır. Fındıkçı Şahap hikayelerden birinin ismi. Orada bir karakterin ismi aslında. Okuduğunuzda bunu göreceksiniz. Sürpriz olsun. Peki bu kitabın içeriğinde neler var? Biz bunu okuduğumuzda ne alacağız? Biraz bilgi verirseniz çok sevinirim. Fındıkçı Şahap'la ilgili değerli izleyicilerim kitapta bu şekilde arkada da göreceksiniz. Gerçekten çok güzel bir kitap. Neler var hocam kitabın içeriğinde? Fındıklı Şahap aslında bir öykü derlemesi. Üzerinde de yazıyor zaten nevi şahsına münhasır hikayeler diye. 7 tane birbirinden bağımsız hikayemiz var. Ve bu hikayeler işte birisi bilim kurgu, mizah, absürt komedi dediğimiz son dönemlerde çok tutulan psikolojik bir hikayemiz var. Dram, gerilim var. Varkan diye bir hikayemiz var. Birçok tarzı bir araya getirdiğim bir öykü derlemesi. Peki kitap yazmaya nasıl karar verdiniz? Bu süreç nasıl ilerledi? Bu soruyu çok alıyorum. Kitap yazmaya okuyarak başladım. Nasıl yani? Ön sözde de bahsediyorum. Her zaman şunu derdim bir kitap bittikten sonra. Bir gün benim de kitabım olacak mı acaba? Kitapları okuya okuya, insan tabii bu dünyayı da seviyorsa edebiyat dünyasını, bir kitap da benim neden olmasın diye böyle düşünürdüm. Tabii bundan önce küçük denemelerim oldu. Mesela üniversitede şiirlerle başladım, şiirler yazdım. Van'da çalışırken doğu görevimde orada da şiirler yazdım. Sonradan bu şiirler hikayelere dönmeye başladı. Bir oldu, iki oldu, üç oldu derken neden bunu bir kitaplaştırmayalım dedik. Ve yedi de uğurlu sayımdır. Yedi hikayeyi tamamlayıp bunu bir öykü derlemesi yapayım dedim ve yaptım. O 7 hikaye, 3. Dünya Savaşı, Hırsız, Sentetik Mutluluk, Yıldızlar Neden Kayar, Varkan, Muktedir Dilenci ve Fındıkçı Şahap Evet. dediniz. Peki bu hikayelerden sizi en çok etkileyen hangisi oldu? Şimdi normalde politik bir cevap vermem gerekiyor. Hepsi benim hikayem ama doğru aslında hepsi benim hikayem. Hepsini seviyorum. Hepsini yazdığımda hepsiyle bir gönül bağımız var. Ama kendime en yakın bulduğum sanırım sentetik mutluluk diyebilirim. Çünkü orada üniversiteden çok yakın bir arkadaşım vardı. Biz onunla böyle çok derin sohbetler ederdik. Bu hikayeyi yazarken de tabii aklıma onlar geldi. Şimdi okurken de yine aklıma o ortam, yine o mekanda oturuyoruz, sohbet ediyoruz gibi sanki bana biraz daha sıcak geliyor diyebilirim. Size en çok yakın bulduğunuz hikaye o Evet, ya diyorsunuz. hepsini çok çok ayrı seviyorum. Fındıkçı Şahap okurken efendim gülümsüyorum. Mesela Hırsız kitabın hikayesini okurken ya kendim yazdım, kaç kere okudum ama hala okurken böyle heyecanlanıyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor tabii. Ama sentetik mutluluk sanki diğerlerinden bir tık bana daha samimi, sıcak. O da kendi yaşantımla ilgili olabilir. Ben de okumak için gerçekten sabırsızlanıyorum İnşallah. hocam. Peki siz bir İngilizce öğretmenisiniz. Şu anda halen Evet. görevinizi sürdürmektesiniz. Edebiyata ilginiz nereden geliyor? Kitap yazma Evet. süreci nasıl oldu? Bu çok sorulan bir soru. Okullarda söyleşiler yapıyoruz, imza törenleri. Burada, oralarda da çok soruyorlar bu soruyu. Ben şunu diyorum. İngilizce öğretmeni, Türk'ü sonuçta, Türk bir İngilizce öğretmeni kendi edebiyatını okuyor. Sonuçta ben de bir okurum. Ve bir İngilizce öğretmeni aynı zamanda çok iyi bir Türkçe öğretmenidir. Bu noktayı insanlar kaçırıyor. Sadece diyorlar ki bana, hocam kitabınız çıkmış, siz
Türkçe öğretmeni misiniz, edebiyat öğretmeni misiniz? Neden sadece edebiyat öğretmeni yazmaz? Başka öğretmenler de yazar ama İngilizce öğretmeni zaten aynı zamanda sizin dediğiniz gibi ise sadece onlar yazıyorsa bile ki buna katılmıyorum. Ben aynı zamanda çok iyi bir Türkçe öğretmeni de olmak zorundayım. Kendi dilimi iyi öğreneyim ki başka bir yabancı dili daha iyi öğreteyim. Buradan baktığımızda ben aslında aynı zamanda da bir Türkçe öğretmeniyim. Aslında yazmak için branşınızın herhangi bir şey olmasına da gerek yok. Hatta öğretmen olmanıza da gerek yok. Kendi iç dünyanızda o cümleler varsa, edebiyata aşıksanız tabii ki en önemli koşul bu. Günümüzde insanlar kitap okuyamıyor maalesef, çok fazla okuyamıyor diyeyim. Okuyan bir kesim var tabii. Bu dünyaya giren insan bir tarafından, yani işin bir tarafından tutmaya çalışıyor. Hevesi de varsa, ben de böyle bir insandım. Böyle tutunduk. Kitabın arka sayfasında da bazı yorumlar görüyorum, evet. Oyunculardan, milli evet. voleybolculardan, profesörlerden. Onlara değinmenizi istiyorum hocam. Bunlar okuyup yorumlayan insanlar. Evet. Erkan Can, ben artık ona Erkan abi diyorum. Kendisinden de izin aldım tabii ki dedi. Çok doğal, çok mütevazı bir insan. Kameranın önünde neyse kamera arkasında gerçekten aynı. Onunla bir abim vasıtasıyla tanıştık. Kitabımızı yolladık, okudu, beğendi. Zaten yorumlarda da diyor, oyuncu olduğum için ben bunlara diyor hepsine bir senaryo gözüyle baktım. Çok heyecanlanmış, çok sevmiş, sağ olsun. Bizi kırmadı, yorumunu esirgemedi. Diğer arkadaşım Göksen'in Yıldırım. Murat Menteş okuyanlar bilecektir. Murat Menteş'in son kitabı Fink'in baş karakteri. Yine kendine özgü güzel bir yorum yaptı oraya, sağ olsun. Onunla evet, da çok iyi, konuşuruz. Çok iyi, çok evet, çok evet. iyi demiş. Arelya Karasoy'da Aksaray'da yaşayanlar buradan biliyor. Diğer Türkiye'de herkes biliyor. Sultanlar Ligi'ni takip eden, voleybolla ilgilenen insanlar. Kuzeyboru takımının kaptanı kendisi. Şöyle düşündüm. Biraz arkada erkeklere fazla yer verdik. Bir tane de kadın birisi yorum yazsın. Kim olsun bu diye düşündüğümde oyuncu var, profesör var. Bir de sporcu olsun. Peki kim olsun? Aksaray'da ulaşabileceğimiz profesyonel seviyede Kuzeyboru var. Ve oradan da düşündüğümüz zaman Türk olması gerekiyor. Türk, sorumluluk sahibi ve çok da entelektüel bir kişilik gerçekten Arelya. Onunla iletişime geçtik, tanıştık. Sağ olsun kırmadı beni, dinledi beni. Kitabımı okudu, güzel bir yorum yaptı. Son olarak da Profesör Doktor Kemal Sinan Özmen, Gazi Üniversitesi'nden benim kendi hocam. Ben de Gazi mezunuyum. Kendisinde iki kitabı var. Çok sever böyle şeyleri. Dramayla ilgili çok bize katkıları vardır. Şiirle ilgili Nazım Hikmet'in yaşamaya dair şiirini mesela üniversitede bize çok güzel okutmuştu. Onun üzerine konuşmuştuk. Hiç unutmam. Bir de onu orada görmek istedim. Kendisine zaten söylediğimde seve seve dedi. Çok da hoşuna gitti. Buradan hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de sizi tebrik ediyoruz hocam böyle güzel bir kitap yazdığınız için. Peki bu kitabı yazarken belirli bir hedef kitle belirlemiş miydiniz hocam? Kimlere hitap etmesini istediniz en çok, bu kitabı okumasını istediniz? Güzel bir soru. Sanırım şiir yazarken daha çok hedef kitle insan gözetiyor. Sevdiğine yazıyor, memleketine yazıyor. Asker, işte meçhul asker şiiri. Efendim, ben bunu yazarken bir hedef kitle gözetmedim. Şöyle ki, içimden geçenleri bir kağıda döktüm. Sonra düşündüm bunu kim okur diye. Şimdi baktığım zaman da hani klasik söz 7'den 70'e herkes okur. Bence okur. Gerçekten okur. Hani her okuyan farklı yorumlar. Sentetik mutluluk mesela psikolojik bir hikaye. Burada yetişkinler farklı şeyler yorumlayabilir. Genç okurlar farklı şeyler yorumlayabilir ama bence herkes okur. Peki hocam, bundan sonraki sizin hedefleriniz, projeleriniz var mı? Şu an ikinci baskısı çıkacak evet, kitabınızın değil evet. mi? Evet, ilk baskımız bitti. İkinci baskımıza çıkıyoruz. İkinci Adam Yayın Evi ile. Sıradaki projelerim şöyle. Roman olacak. Kafamda 3-4 tane güzel proje var tabii kendimce. Aslında şöyle, keşke ilk başta romanla çıksaydım diye düşünüyorum ama bundan da mutluyum tabii. Roman yazmak benim için şu an daha kolay gibi. Çünkü niye? Bir tane hikaye, bir senaryo ve bu senaryonun çevresinde 10-12 karakter, bilemiyorum, kurgu, bir üslup. Ancak baktığınızda benim şu an Fındık Şahı'da 7 tane aslında küçük romancık var. Her hikaye bir roman adayıdır. Yani filizlenmemiş bir roman tohumudur, ben böyle söylüyorum.
Aslında ben şu an 7 tane küçük roman yazmış gibi oldum. Bu beni biraz zorladı açıkçası. İlk kitapta biraz boyumdan büyük bir işe mi kalkıştım acaba der gibi oldum ama çok keyifli tabii. Biraz yordu. İşte 2 yıl sürdü. Arada cenazelerimiz oldu, başka şeyler oldu. İnsan sürekli yazamıyor tabii. Sıradaki projem şu an roman. Kafam çok rahat. 4 tane hazırda şu an projem var. Bunlar ne derseniz isim veremeyeceğim ama şöyle söyleyebilirim. Tasavvufla bilim kurguyu kaynaştırmak, bir potada eritmek gibi bir planım var. Şöyle, şunu görüyorum. Tasavvuf dediğinizde insanlar şöyle algılıyor. Sanki biraz daha yetişkinlerinmiş gibi bu alan. Yani çocuklara siz şu anda bir Yunus Emre, Somuncu Baba, gerçi Somuncu Baba'nın küçüklere göre küçük hikayecikleri de var ama Mevlana dediğinizde sanki bu biraz büyüklerin işi gibi bir algı var çocuklarda. Ben şöyle düşündüm. Bir tasavvuf ürününü gençlerin ya da genç yetişkinlerin, herkes okuyabilir tabii de, böyle bilim kurguyla harmanlandığında daha keyifli olabileceğini düşünüyorum. Tasavvufu da öğrensinler. Kendi topraklarında yetişen bir Yunus'u, efendim Somuncu Baba'yı gibi, bunun gibi insanları şu an çok var, sayamayacağım. Bunları hem öğretmiş oluruz hem de keyifli bir iş olur diye düşünüyorum. Başka yine bir bilim kurgu, eleştirel bir bilim kurgu var kafamda. Sanırım bilim kurgu yazarken daha kendimi rahat hissediyorum. Bunu Fındıkçı Şahap'ta bilim kurgu değilse bile macera kitabı. Bilim kurgu biraz daha özgürlük tanıyor bana sanırım. İlgi alanınız diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Aslında çok var ama bilim kurgu bence çok önemli bir alan. İnsanın sınırlarının olmadığı harika bir şey. Başka bir de bir polisiye projem var ama polisiye Osmanlı döneminde geçen bir polisiye. Çok seviyorum eski dönemi, tarihi konuları. Mesela şu an tarihi diziler, tarihi filmler beni çok çok etkiliyor. Günümüzdeki diziler, filmlere bakıyorum. İşte özellikle şu an yaz geliyor, yaz dizileri. Yakışıklı bir çocuk, güzel bir kız, bunlar aşk yaşıyor, sorunlar sorunlar, sonunda bunlar mutlu sona ulaşıyor. Bu profil artık okuyucu veya izleyici biliyor. Veyahut da bizden bir şeyler, beni çok şaşırtmıyor. Lüks arabalara biniliyor, evlerde kahve içiliyor, ben de içiyorum. Yani biraz daha beni şaşırtan şeyleri, o da eski dönem. Mesela ışınlanma teknolojisi şu an olsa, olduğu söyleniyor ama hangi zamana ışınlanmak isterdiniz deseydi, ben şu anda Fransız Devrimi'nin olduğu güne, efendim Osmanlı'da 31 Mart vakasının olduğu güne, efendim Cumhuriyet'in ilan edildiği güne veyahut da Atatürk'le beraber 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'na ışınlanmayı çok isterdim. Sanırım biraz tarihi seviyorum. Öyle bir planım var. Bir de kafamda bir ütopya, ütopik bir eser yazmak var. Bir de öyle bir projem var. Zülfü Livaneli'nin Son Ada kitabında okuyanlar bilirler. Orada çok güzel bir ütopya var. Bu tarz bir ütopya yazmayı düşünüyorum. Sıradaki projelerim bunlar diyebiliriz. Çünkü şu an yeni çıkmazsa bunlar kesin. Şu an duydukça bile insan etkileniyor Teşekkür aslında. ederim. İnşallah çıktığınız yolda her zaman başarılı olursunuz. Teşekkür İlk ederim. Çok sağ kitabınızda da başarı yakaladığınıza inanıyorum. Tebrik olun. ediyorum Çok sağ olun. tekrardan hocam. Programımızı kapatmadan önce seyircilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mı? Yaşadığımız dünyada biraz edebiyat sanki erteleniyor gibi geliyor bana. Yani insanlar, tüketim toplumuyuz. Çok fazla kanal, mecra, gözleri çeken çok fazla şey var. Onları da anlıyorum ama izlemek şöyledir. Murat Menteş çok güzel bir şey anlatır bununla ilgili. Hani filmle kitap kıyaslaması hep yapılır. İnsanımız kitap okumaktan, işte ya ben onun filmini izledim, hep bunu anlatır YouTube yayınlarında falan da Murat Menteş. İki tane keçi bir tane sinemanın arkasındaymış. Birisi bir şey yiyormuş, bir filmin filmi yiyormuş. Filmin, işte o ne derler, filmin devamı, o şeyini yiyormuş. Şu an aklıma gelmedi o. Neyse, onu yiyormuş. Diğer keçi demiş ki, ne yiyorsun demiş. İşte demiş ki, Titanic veyahut da Harry Potter, bir film ismi söylemiş. Nasıl tadı demiş, güzel. Ben demiş onun kitabını yedim, o daha güzel. Yani bunun gibi kitap her zaman daha kıymetlidir bence. Buzdağının görünen kısmı filmdir. Buzdağının tamamı kitaptır bence. Mesela bunu öğrencilere, velilere, tüm okurlarıma söylüyorum. Harry Potter'ı önce okuyan bir kişi filmini izlediğinde o kadar mutlu olmayabiliyor. Çünkü neden?
Kitap okurken yönetmen de sizsiniz, reji de sizsiniz, oyuncu da sizsiniz. Yani her şey sizsiniz. Prodüksiyon da sizsiniz. Kafanızda bir hayal dünyanız var. Herkese bir rol biçiyorsunuz. Ama size sunulan, ki film size sunulan bir yönetmenin düşüncesi. Buyur bu diyor. Onlara da saygı duyuyoruz. Çok güzel bize sunulan filmler, diziler var. Ama daha çok kitap okumalarını öneriyorum. Hoşça kalın. Kitapla kalın diyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok ayağınıza, sağ olun. Ayağınıza, emeğinize, kaleminize sağlık diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka programlarda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, bizimle kalın.